Forsa. 10 yıl daha geçti. Artık hiç kuvveti kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık kendisini istemiyordu. Nereye gidecekti? Fakat işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. 40 yıllık bir rüya. Türklerin, Türk gemilerinin gelişi. Gözlerini kurumuş elleriyle iyice ovdu. Denizin gökle birleştiği yere yine baktı. Evet, mutlaka geleceklerdi. Buna o kadar emindi ki, 40 yıl görülen bir rüya yalan olmaz, diyordu. Kulübe duvarının dibine uzandı. Yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir ümit tufanı gibi her tarafı parlatıyordu. Martıların, "Geliyorlar, geliyorlar, seni kurtarmaya geliyorlar!" gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye daldı. Duvar taşlarının arasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyorlar, çuvaldan elbisesinin içine kaçıyorlar, gür beyaz sakalının üstünde oynaşıyorlardı. İhtiyar esir rüyasında ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatağınlar, kalkanlar güneşin aksiyle parlıyordu. "Bizimkiler, bizimkiler!" diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştılar. Limana baktı. Hakikaten kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı, gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kenara yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyam devam mı ediyor şüphesine düştü. Fakat uyanıkken rüya görülür müydü? Kanaat getirmek için elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı, alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu, uyanıktı, gördüğü rüya değildi. O uyurken donanma burnun arkasından birdenbire zuhur etmiş olacaktı. Sevinçten, hayretten dizlerinin bağı çözüldü. Hemen çöktü. Kenara çıkan bölükler, ellerinde al bayrak, kalenin etrafına doğru ilerliyorlardı. 40 senelik bir beklemenin son azmiyle davrandı. Birden kemikleri çatırdadı. Badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kenara doğru koştu, koştu. Karaya çıkan askerler, aksakallı bir yaşlının kendilerine doğru koştuğunu görünce, "Dur!" diye bağırdılar. İhtiyar durmadı, bağırdı. "Ben Türk'üm oğullar, ben Türk'üm!" Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, Türklerin yanına yaklaşınca, önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanların hepsi duygulanmıştı. Biraz heyecanı sükun bulunca ona sordular. "Kaç yıllık esirsin?" "40." "Nerelisin?" "Edremitli." "Adın ne?" "Karamemiş." "Kaptan mıydın?" "Evet." İhtiyarın etrafındaki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. "Bey'e haber verin, bey'e haber verin!" diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi deniz kenarına uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun menkıbelerini bilmeyen, şöhretini duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu. Sevinçten 40 yıldır hasret kaldığı millet taşlarını görmekten şaşırmış, aptallaşmıştı. Ayağına bir çakşır geçirdiler. Sırtına bir kaftan attılar. Başına kavuk koydular. "Haydi beyin yanına," dediler. Kendisini kadırgaya getiren askerlerle beraber büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara, pala bıyıklı, sırmalı elbisesinin üzerine demir, çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısında durdu. "Sen kaptan Karamemiş misin?" "Evet," dedi. "Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin?" "Benim." "Doğru mu söylüyorsun?" "Ne yalan söyleyeceğim?" "Aç bakalım sağ kolunu." İhtiyar kaftanının altından kolunu çıkardı. Sıvadı. Bey'e uzattı. Pazusunda haç şeklinde
derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi 6 ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. Ben senin oğlunum. Turgut musun? Evet. İhtiyar esir sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona, ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen gemide rahat kal, dedi. Eski kahraman kabul etmedi. Hayır, ben de beraber cenge çıkacağım. Çok yaşlısın baba. Fakat kalbim kuvvetlidir. Rahat et, bizi seyret. 40 senedir dövüşe hasretim. Oğlu, vurulursun, yurduna hasret kalırsın diye onu gemide bırakmak istedi. Karamemiş o zaman birdenbire gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu. Duramıyordu. Kalkan kılıç istedi. Sonra geminin kıçında sallanan sancağı göstererek, ''Şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?'' dedi.